Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Annemin en çok istediği butike yatırıma gidiyoruz. Anne duygu ve düşüncelerini alalım. Çok da seviyor, sevinçliyiz. Gezeceğim yerleri, istediğim yerleri gideceğim için. Görüşürüz. Siz de benimle birlikte götüreceğim. Şu an Afyon'dayız. Futbol tesisleri. Antalya çok güzel oldu oluyor. Anneciğim ben yemek yemeyeceğim dedikçe ben yemek yiyeyim. Ekmek yemiyor. Ben ekmek yemiyorum zaten. Afyon'un biliyorsunuz kaymaklı lokumu meşhur. Şimdi annem karnını doyurdu. İnşallah 6 dakika sonra tekrar yola devam edeceğiz. Günaydın İzmir sokaklarından. Şimdi Saat Kulesi'ne gidiyoruz. Abimiz bağırıyor. Sıcak sıcak boyaz var. Evet, İzmir Saat Kulesi. Ben İzmir'e gelmiştim aslında. Normalde buraya gelmiştim. Oluyor. Yaklaşık 1996-2002 yılları arasında da bu görevi üstleniyor. Sonrasında da bir restorasyon işleminden, yani sürecinden geçiyor. Şu anki konum ne derler? Şu anki görünüm. Sağcıktayız. Zeytin ağacına bak. Çok güzel. Gül dolması, mezarlarımız. Şöyle bir porsiyon. Ay şu deniz, rüzgar. Anne rüzgar güllerine bak, gördün mü? Ay çok güzel. Bakalım Sağcık Pazarı'nda ne varmış. Burası ara sokak mı acaba? Pazar yeriymiş, kapatmışlar mı sence? Öyle mi diyorsun şekerim? Hava durumuna bakmıştım zaten. Ay anne taşçı. Anıl varmış kız, bak tam senlik, kehribar falan filan, taş taş, takı tokan maka şeyler falan, sevmediğim şeyler. Anne şu biberiye değil mi kız? Ay burası çok güzelmiş bak. Anne şey kapalıların bone şey olarak, topuz olarak taktığı topkayı ne kadar güzel yapmışlar. Gerçekten de dedikleri kadar sakin gelmiş. Evet, kurumuza dikkat et değil mi?
Allah'ım bir tane jip, amin. Ne yapayım, sevmiyorum. Bence tabii anneciğim, tabii. Tabii anneciğim, ne demek, ne demek? Allah. Ne, evde yok mu? Var. Ha bak sadece kahve şeyi. Alabiliriz aslında. Hatıra kalacak bebeğim. En çok kahveyi tüketen benim çünkü. Ay çok güzel ya. Değil mi? Ay bakar mısın? Yani Bursa'daki sepetten keşke alsaydık bir daha. Cam sanatım. Eskişehir'de yaptıkları gibi anne. Ay çok hoş ya. Balkonuna var ya böyle kış bahçesi yapacaksın. Böyle bir de ağaç koyacaksın. Ne kadar güzel olur. Değil mi? Var bir hayalimiz de inşallah. Aşkım bak senin zeytin ağacından burada da var. Nazar boncuğu takmışlar. Biz de mi dışarıya eksek kız? İki adet var. Balkona mı? Ay kısmetçiyim. Şuralar çok güzel kız. Öbür geldiğimizde sadece İzmir, Efes, Şirince, Pamukkale yapmıştı. Hayatım oraya gideceğiz zaten. En son gün Şirince'ye gideceğiz. Çekiyorum ki. Fotoğrafını çekeyim burada. Şimdi de Çeşme Marina'ya geldik. Ay şuna bak ya. Bak bak. Anne zeytinleri gördün mü? Bizim o şeyi de biz dışarıya çıkardık. Maşallah. Şuna bak anne. O da her şeyi. Aynen. Ay şurası da çok güzelmiş kız. Esvaki ise hiç şaşırmam artık yani. Her yerde bir Esvaki. Burası da herhalde meydan. Ha kale. Şuradan marinası. Anne sağına soluna iyi bak. Gel. Kanuni Sultan Süleyman'ın kaldığı odaymış ama otel olarak kullanıldığı için giriş yapılamıyormuş artık. Yakar yıkar. En son kalede kalan birkaç asker, yani birkaç yüz demek daha
bağlanmış. Onların artık hani baskıyla çıkarmak üzere iken ceza yedi. O yüzden Hasan Paşa 3000 Levent. Alaçatı'da isim. Yel değirmenlerine gidiyoruz. Aleveralara bak, ne kadar büyük. Gördün mü? Birçoğu aslında artık böyle kafe görünümünü almış. İçeride büfesi var. Mesela ön kısım. Normalde şu an kapalı. Beyaz hayalerin olduğu yerde içeride büfe kısmı var. Yani öğütmüyor buğday. Öyle bir amaçla kullanılmıyor. Normal işte misafirlere hizmet veriyor. Görev olarak kullanılan var mı? Yine dur ve arkadaki diye biliyorum. Normal hani vazifesini yerine getirmekte. Şu ön kısımdaki ve birçok yine var ya. Bu kısımda değil ama bu bölgede. Biraz daha turistik amaçlı. Ayrılmış durumda. Bir de şöyle bir durum var. Buranın sokakları, hakeza yine çeşmenin de koşanında dardır. O da niye bu? Gelen rüzgarı daha böyle sağlam, sağlıklı şekilde kullanmak adına biraz da hava sirkülasyonu olsun diye. Çünkü sıcak iklimdeyiz. Hani güneş insanın tepesine vuruyor. Bu yüzden sokakları dar. Zaten hani alan da kısıtlı. Bir de rüzgarı da böyle akışı yol boyunca sağlansın diye dar inşa etmişler. Ve de bizim ilgiler bu şekilde. Şimdi buradan aşağıya hep birlikte yürüyeceğiz. Size az önce bahsettiğim pazar yeri camiini göstermek istiyorum. Hani aynı anda cami ve kilisenin bir arada olduğu, ben hani rehber olarak şimdiye kadar bir yer gezdirmedim ve duymadım Türkiye sınırları içerisinde. Tabii ki de Ayasofya gibi sonradan devşirme, sonradan çevirme yapılarımız var. Ama hali hazırda şu an iki inanca hizmet eden bir yer ben denk gelmedim. Siz biliyorsanız, beni aydınlatırsanız sevinirim. Bu yüzden de aşağı doğru devam edelim. Fotoğraf çekilmek isterseniz bir 5 dakika, 10 dakika bekleyeyim burada. Devam edelim derseniz de... Meşhur Alaçatı Sokağı. Kediler de mayışmış sıcakta. Tuğba kuruyemiş bile var herhalde. Ay şunlara bak. Sokağa. Nereye gittiler ya? Hep şile bezi, farkında mısın? Ay çiçekleri çok güzel ya. Tırnak var. Mekanların güzelliği değil mi? Çok güzel. Efes.
Ben ikinci kez geliyorum. Normalde de gelmiştim ben. Sıcakta hayvan var.